yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca danssiz sana ders Herkese merhabalar arkadaşlar. Dersizliğine hoş geldiniz. Üçgende açılara devam ediyoruz. Geliştirici test 4'ü çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. ABC üçgeninde Üç tane uzunluğumuz birbirine eşit. Bunlar BD, DC ve AE uzunlukları. Bir tane açımız 36 bizden EDA. Yani şuradaki açı değeri soruluyor. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Bir, şunu hatırlatalım. Bir dik üçgende arkadaşlar, Eğer 90 dereceden kenara ortaya iniyorsanız bu üç uzunluk birbirine eşit olacaktır. O yüzden şuradaki uzunluğumuz da bunlara eşittir. Şimdi şu üçgende tepe açısı 36 olduğundan dolayı 180'den 36'yı çıkarttığımız zaman geriye 144 kalır. Bunu da iki eşit parçaya böldüğümüz zaman şuradaki açılarımız 72-72 olacaktır. Bir de şimdi şu BD uzunluğuyla AD uzunluğu birbirine eşit olduğundan dolayı şuradaki iki açı birbirine eşittir. İki iç açı da bir dış açıya ortaya eşit dış açı eşit olduğundan dolayı şuradaki açılarımız da 18 derece 18 derece olarak yazılır. Şimdi şuraya geçtik arkadaşlar. Şuradaki üçgende bir ikizkenar üçgen tepe açısı 18 180'den biz 18 çıkarttığımız zaman geriye 162 derece kalır. Onu da iki parçaya böldüğümüz zaman 81 derecelik açılar oluşacaktır. Yani şunlar 81 derece olur. Doğacağımız Bursa. ABC ve ABD üçgen AE, EB ve ED uzunlukları birbirine eşit. ABC açısı kaç derecedir diye sorulmuş arkadaşlar. Yani şuradaki açının tamamı soruluyor. Şimdi bir üçgende arkadaşlar şu üç uzunluk birbirine eşit ise şuradaki açı 90 derecedir. Bu muhteşem üçlü kuralıdır. O yüzden şuradaki açımız 90 derece olacaktır. O zaman direkt büyük üçgende 90 derece 48 derecemiz var. O zaman şuradaki açı da aslında 90 olduğundan dolayı 48'de neyi toplarsak 90 olur diye düşünürsek arkadaşlar şuradaki açımız 42 derece olacaktır. O yüzden doğru yanıtımız Cihan. ABE ve DBC bilen üçgen 3 Üç tane uzunluğumuz birbirine eşit. BAE açısı 35 verilmiş. DCB açısı kaç derecedir? Şuradaki açı değeri Şimdi burada muhteşem üçlü kuralını kullanacağız. Şu 90 dereceden ben E noktasına bir uzunluk çizersem kenar orta olduğunu düşünürsek arkadaşlar yani kenarları iki eşit parçaya bölmüş. O zaman şu uzunluk da buraya eşit olacaktır. O zaman değer kenarla birbirine eşit olduğundan dolayı buradaki ikiz kenarları kullanırsak şuradaki açı değerimiz de 35 derece olur. İki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan şuradaki dış açıya eşit olacaktır. Şurası 70 derece olarak bulunur. O zaman şuradan geçişler yaparsak arkadaşlar ikiz kenarlıktan dolayı şuradaki açımızda 70 derece olur. Büyük üçgende şuradaki üçgende bakarsak 90 derece var. 70 derece var. Şuradaki açıya da 20 derece kalır. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan seçeneği. 3 tane uzunluğumuz birbirine eşit. 23 derecelik ve 27 derecelik 2 tane açımız var. X kaç derecedir? Şimdi bir önceki soruda yapmıştık. Aslında üç kenar uzunluğu bu şekilde birbirine eşit ise şuradaki açımız 90 derece olur. Bir de şuradaki şekilde arkadaşlar aslında şu 27, 23 ve içerideki x'in toplamı şuradaki açının değerine eşit olur o yüzden 23 artı 27 artı x eşittir 90 derece olacak 23 ile 27'yi toplarsak burası 50 olur 50 artı x eşittir 90 ise x de buradan 40 çıkacaktır doğru yanıtımız denizli ee, arkadaşlar 3 üç tane üçgenimiz var onlar verilmiş 60 derecelik açımız yazılmış. Yine aynı şekilde 10x artı 20 derecelik açımız ve 3x artı 12 derecelik açılarımız yerlerinde. x kaç farklı değer alabilir? Şimdi burada şunu düşüneceğiz arkadaşlar. Şuradaki iç açıyla şuradaki iç açının toplamı şuradaki dış açıyı verdiğinden dolayı aslında buradaki 60 derece sonuçta iki iç açının toplamından oluştuğundan dolayı bu açıdan büyük olacaktır. O yüzden bu 60 büyüktür 3x artı 12'den. 12'yi karşı tarafa atarsak 3x küçüktür 48 dereceden. x de küçüktür 16'dan. Bir de şuradaki üçgende aslında şimdi şuradaki iç açıyla 60 derece bu sefer iç açı olacak. Şuradaki dış açıya eşittir toplamları. O yüzden bu sefer de 10x artı 20 dediğimiz açı değeri 60'dan büyük olacaktır 20'yi karşı atarsak 40 10 xten küçük her tarafı 10 sadeleştirdiğimiz zaman x değeri 4'ten büyük o zaman aradığımız x değeri 4'ten büyük 16'dan küçük ilk 5 değerini alacak 6 7 diye devam edecek en son 15 değerine ulaşacak terim sayısından gidersek arkadaşlar Son sayıdan ilk sayıyı çıkartıp artış miktarına bölüp artı 1 eklediğimiz zaman burada aslında 11 tane farklı sonuç ortaya çıkacaktır. Doğru yanıtımız Bursa. ABC üçgeninde 2 tane açı ortayımız var. Ve şurada bir eşitlik verilmiş. Onu yazalım isterseniz. ACK yani şuradaki açı değeri arkadaşlar alfa derece olsun. KCS Yani şuradaki açı değeri ise bu açının tam 3 katına eşit olacak. Yani burası 3 alfa'ya eşit. 40 derecelik bir açı verilmiş. Bizden DKC açısı kaç derecedir? Bu soruluyor arkadaşlar. Şuradaki açı değerini bulacağız. Şimdi şuradaki açıortayları kullanırsak şunlara bir isim verelim. Şunlar x, x olsun. Şurası da y ile y olsun. Şimdi şuradaki üçgende iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açı. Yani şuradaki dış açı eşit işte olacaktır. x artı 40 eşittir 2y'ye. Bu bir. Şimdi bir de şunu kullanalım. Şunların sildiğim zaman arkadaşlar şunu yapacağız. Bir de şu büyük üçgende yine iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan şuradaki dış açı eşit olacaktır. O yüzden 40 artı iki tane x eşittir. Dört tane alfa değerine. Şimdi biz burada şunu yaparsak x ile... Aslında y ile alfa ile ilgili bir şey bulmamız lazım. O yüzden şunu 2 ile çarparsak 2x artı 80 eşittir 4 tane y değerine. Şimdi ben buradan 2x'leri yalnız bırakırsam yani şuradaki 2x değeri 4y eksi 80 değerine eşit. Bu 2x'i şurada yerine yazarsak 40 artı 4y eksi 80 eşittir 4 tane alfa değeri. Buradan da 4y eksi 40 eşittir 4 alfa olur. Her şeyi 4 ile sadeleştirirsek y eksi 10 eşittir alfa değerine. Şimdi biz şuradaki açıya da m dersek aslında buradaki şu iki iç açının toplamı şuradaki dış açıya eşit olacak. Yani m artı alfa eşittir y. Alfayı karşı tarafa atarsak m dediğimiz değer y eksi alfa eşit. Şimdi bizde de şu eşitlikte alfayı bu tarafa eksi 10'u bu tarafa aldığımız zaman y eksi alfanın değeri 10 olarak bulunur. Aslında buradan m'nin değeri de 10'a eşittir. Doğru yanıtımız Bursa. Evet arkadaşlar bugün de videonun sonuna geldik. Güzel sorular çözdük. Yine bir sonraki videomuzda devam edeceğiz. Üçgende açılar konusuna. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.